Evet arkadaşlar, 2. Yunanistan Savaşı ile devam ediyoruz. Londra konferansında herhangi bir sonuç çıkmayınca Yunanistan derhal saldırdı. Yunanistan'ın amacı neydi? Sevr Anlaşması'nı Türk milletine imzalatmak ve Ankara'ya ulaşıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok etmeyi amaçladı ve saldırdı. Saldırdığında İsmet İnönü, düzenli ordu komutanı İsmet İnönü, Yunanları yine Eskişehir önlerinde, İnönü önlerinde durdurdu ve büyük bir galibiyet aldı. Bu galibiyetten sonra Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya telgraf gönderdi. Dedi ki siz orada yalnız düşmanı değil Türk milletinin makus talihini de yendiniz dedi. Ve büyük bir zafer kazandınız diye İsmet İnönü'ye övgüler yağdırdı. Ve 2. İnönü zaferi sonrası ne oldu? Fransa işgal ettiği Zonguldak'ı boşaltma kararı aldı. İtalya yavaş yavaş işgal ettiği yerlerden çekildi. İngiltere 40 Türk esirini serbest bıraktı. Fransa barış teklif etti. Sevr Anlaşması'nı ufak tefek değişikliklerle kabul ettirmek istedi. Ama Türk milleti bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu kabul etmedi. Daha sonra Türk ordusu Yunanlara Aslan Dumrupınar'da saldırdı. Bir taarruz hareketinde bulundu. Fakat başarılı olamadı. Çünkü Türk ordusu daha taarruz gücüne ulaşmadığı için burada başarısız oldu. Daha sonra Yunanlılar hemen Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermeden hemen saldırdı. Nereden saldırdı? Bursa'dan, Uşak'tan taarruzda bulundu ve Afyon, Kütahya'yı, Eskişehir'i hatta Bilecik'i ele geçirdi. Daha sonra Ankara'ya doğru ilerleyince, top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlayınca Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. Dedi ki merkezimizi acaba Kayseri'ye mi taşısak dedi. Ve burada Yunan taarruzunu nasıl başaracağız dedi ve Mustafa Kemal'e dedi ki sen gittin Maarif Kongresi'ni topladın, Eğitim Kongresi'ni topladın, bununla da ilgilenmedin dediler ve Mustafa Kemal hızlı bir şekilde eleştirmeye başlandı. Bunun üzerine Mustafa Kemal dedi ki siz madem beni eleştiriyorsunuz ben asla sorumluluktan kaçmam, ben giderim gerektiğinde cephede tek başıma kendimle savaşırım dedi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verdi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 aylık bir süreyle yetkisini eline verdi. Mustafa Kemal yasama ve yürütme yetkisini elinde bulundurdu. Mustafa Kemal artık kararların hızlı bir şekilde alınıp uygulanması için bu teklifi kabul etti ve hemen üzerine general üniformasını giydi. Çünkü Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik mesleğine istifa etmişti. Mustafa Kemal Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra tekrar askerlik mesleğine geri döndü. Burası önemli. Mustafa Kemal başkomutanlık yasasıyla tekrar askerlik mesleğine geri döndü. Başkomutan olarak geri döndü. Ne zaman istifa etmişti? Amasya genelgesinden sonra Mustafa Kemal sivil vatandaş olmuştu. Artık Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra Mustafa Kemal tekrar asker kıyafeti giydi. Bunlar sınavda çıkar. Dikkat edelim. Ve Mustafa Kemal'in yaptığı ilk iş ne oldu? Hemen orduyu Sakarya'nın doğusuna çekti. Daha fazla Yunanlılar karşısında kayıp vermemesi için direkt orduyu Sakarya'nın doğusuna çekti. Dedi ki taarruz gücüne ulaşacak kadar ordu ne olacak? Sakarya'nın doğusunda olacak dedi. Ve hemen ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için de tekalifi milliye emirlerini çıkardı. Ona verilen başkomutanlık yetkisiyle tekalifi milliye emirlerini çıkardı. Burası önemli. Bu tekalifi milliye emirlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarmamıştır. Bu emirleri çıkaran kimdir? Mustafa Kemal tek başına çıkarmıştır. Ve bu tekalifi milliye emirleri nedir? Herkesin yerine getirmesi zorunlu olduğu emirlerdir. İşte nedir? Ordunun ihtiyacını karşılamak için hem silah, hem yiyecek, hem giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılan emirlerdir. Şimdi baktığımızda Kütahya Eskişehir savaşlarının sonuçlarına baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı ilk ve son yenilgidir. Ve ne oldu? Ordu Sakarya'nın doğusuna çekildi. Neden? Taarruz gücüne ulaşmadığı için. Daha fazla kayıp verilmesini engellemek için. Mustafa Kemal'e meclisin yetkileri 3 aylık bir sınırlı süreyle verildi ve başkomutanlık yasası çıkarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dediler ki Kayseri'ye taşıma gündeme geldi. Kuvayi Milliye'ye tekrar acaba dönsek mi çalışmaları oldu. Çünkü dendi ki düzenli ordu geçirmeden önce Yunanlar bu kadar etkin değildi. Kuvayi Milliye onları durduruyordu. Acaba Kuvayi Milliye'ye geçsek mi diye tartışmalar oluştu. Yine Fransa, İtalya işgal ettiği yerleri boşaltmama kararı aldı.
Fransa barış teklifinde bulunmuştu. İkinci Yunan zaferinden sonra bu barış teklifinde hemen geri çekti. Ve Kütahya Eskişehir savaşları devam ederken Maarif Kongresi toplandı. ÖSYM bunu çok sever. Kütahya Eskişehir savaşları devam ederken Maarif, yani eğitim, eğitim kongresi toplandı. Burada savaş devam ederken bile eğitime ne kadar önem verildiğini bize gösteriyor. ÖSYM bunu sorar, defalarca da sordu. Kütahya Eskişehir savaşları devam ederken hangi kongre toplandı? Eğitim, yani Maarif Kongresi toplandı. Evet arkadaşlar, ÖSYM Kütahya Eskişehir savaşlarını da önemser. Dikkat edelim. Aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk ve son yenilgisidir. Daha sonra ne olacaktır artık? Sakarya ve Büyük Taarruz'la birlikte düşmanı tamamen yurttan atacaktır.